Şimdi stüdyomuza dönelim. Yavuz Barlas bizimle. Hoş geldiniz. Habertürk.com genel yayın yönetmeni. Birlikte bir bakalım piyasalardaki son durum ne? Sonra tabii ki bütün bu gündemi de birlikte değerlendireceğiz. Evet Borsa İstanbul 7424 puanda. Dolar 28,14. Euro 29,72 diyelim. Devam edelim. Evet altın 1985 ons, Brent petrol 89.34 ve ABD ham petrolde 84.59. Gram altın yükselişte 1796'dan işlem görüyor. Çeyrek altın 2937, yarım altın 5876, tam altın ise 11.717 altının da yükselişte olduğunu görüyoruz buradan. Evet nasılsınız Ebu Teşekkürler sağ olun. Ee, şimdi borsadan başlayalım istiyorum. Evet. Borsada e, sert bir düşüş evet, gözlemlendi. İki kez de e, devre, devre kesici, kesici uygulandı. E, %5 düşüşün ardından girdi bu devre kesiciler evet, tamam. devreye e, ve bursa, e, borsada işlemler yeniden başladıktan sonra düşüş %7'yi geçince tekrar Hı -hı. devre evet. kesildi. Şimdi bu düşüş neden? Hı hı. Öncelikle e, dün aniden görülen bir düşüşte oldu. Hı hı. Neden oldu bu? Onu bir değerlendirelim. Yani aslında son yani bu İsrail'in e, önce Hamas sonrasında İsrail'in e, operasyonları ya da işte savaş e, diyebiliriz ya da başka bir bin türlü şey söyleyebiliriz bununla ilgili. E, bütün bunların başladığından beri aslında bütün yakın coğraftaki şeye baktığımızda piyasalara baktığımızda en çok etkilenen ülke biz yani onu söyleyelim. Yani bir kere bunu bir tarafa koyalım. Yani herhangi bir e, yani gelişmekten gelişmekte olan ülke borsası bile yani bu tepki vermiyor. Tabii biz e, coğrafya yakınlığımızın ötesinde duygusal yakınlıklarımız ve işte göstermiş gösterdiğimiz tepkilerin de etkileri var tabii ki ama daha çok aslında bizim genel olarak ekonomimizdeki yani kırılganlıklar, zayıflıklar yani işte bir işte hem cari açığımızın hem bütçe açığımızın olması hem enflasyonla mücadele ediyor olmamız vesaire gibi yani aslında genel olarak ekonomimizin bir parça değil yani oldukça maalesef e, zayıf olmasından kaynaklanıyor. Bütün bu borsanın tepkilerinin sert olması. Ya Peki düne dönersek ne oldu dersek? Hı hı. Dün aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, açıklamaları vardı biliyorsunuz. E, grup konuşması vardı. Burada açıklamaların içerisinde işte e, ağırlıklı olarak tabii Filistin e, konusu burada e, gündemdeydi. E, burada tabii Türkiye'nin duruşu aslında çok benzeri olan bir duruş değil. Yani hmm. örneğin Arap Birliği, Arap ülkelerinin herhangi birisinden Türkiye'ye kadar e, tırnak içinde cesur ve böyle e, açık bir e, şekilde kendi tavrını gösteren yok. Hmm. E, Avrupa Birliği ülkeleri ya da Amerika net tavrını kısmen koymuş gibi siyasetler bazında söylüyorum bunu sokak vatandaş için söylemiyorum. E, orada siyasetçiler yani kısmen tavırlarını İsrail yanında koymuşlar zaten. Dolayısıyla batılı ülkelerin buradaki duruşu belli. Türkiye'nin duruşu ise e, ifade ettiği biçimde de bakılırsa... E, ...yani başından beri aslında duruşumuz ortada. E, dün ne oldu dersek? Dün işte Hamas e, terör örgütü değildir ifadesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın. İsrail'e gitme aslında, planlarını evet, aslında, iptal ettiklerini. Evet, İsrail'e gitme planlarını iptal ettiğini. Aslında Hamas'ın orada Filistin'in halkını e, koruduğunu... ...ve dolayısıyla hani mücadele verdiğini ve kurtuluş savaşı verdiğini... ...tırnak içinde Hı. ifade etmiş olması. E, tabii yani hani denebilir ki ya bu zaten bugün mü ortaya çıktı? Yani bugün değil zaten Türkiye'de e, yani uzunca bir süredir aslında Sayın Cumhurbaşkanı benzer açıklamaları yapmıştı. Yani dün ne oldu yani Hı -hı. De, de böyle oldu derseniz. E, açıkçası e, burada e, görünen şu. Yani burada kaygı şu aslında. Türkiye ekonomisinin ihtiyacı olan biliyorsunuz hep e, aylardır konuşuyoruz. Hatta belki yılı geçmiştir konuşmamız bu konuyla ilgili. Dış finansmandır. Yani Türkiye genelde Türkiye'nin en büyük sıkıntısı şu an dış finansman kaynaklarında zorluk çekmesi. İşte Sayın Hazine e, Bakanı e, Amerika'ya gitti, Avrupa'daki te, te, şeyler te, temasta da bulundu. Londra'da işte görüştü, i̇ki döndü, kez hatta, kez, hatta evet. iki kez Körfez seyahati yaptı ki tam dönüşte Suudi Arabistan'daydı. Yine yatırım ortamıyla alakalı ilişkilerini geliştirmek adına e, yani kaynak çekme adına aslında, bir fon bulma, yani gerek fon, gerek borç bulma adına temaslarda bulunuyor. Yani bizim e, bütün bunların içerisinde en çok ihtiyacımız olan ise hep söylüyoruz. Yani Körfez kaynaklarının gideceği e, yatırımlar bellidir. Daha çok batılı kaynakları bekliyoruz. Avrupa'dan, Amerika'dan yani uzun vadeli, e, daha düşük faizli fonlar, kaynaklar bekliyoruz biz. İşte aslında kaygı yaratan buydu. Yani acaba Türkiye eee e, Sayın Cumhurbaşkanı ile de beraber ee, bu batı dünyasına işte bir süredir yaptığı turlar işte yani bir şey yapıyor biliyorsun girişim yapıyor. Hı hı. Bir e e ekonomide yönetim biçimi değiştiği de söz konusu. Dolayısıyla acaba bu havayı dağıtır mı? Dağıttı mı? Ya da bundan sonra işte acaba bir ayrışma daha fazla bir kutuplaşma mı olacak? E politik açıdan. Çünkü politik açıdan oluşan kutuplaşmalar finansal piyasalara da doğrudan yansıyor ki biz bunun bir benzerini Rusya ilişkilerimizde gördük zaman içerisinde. E, bu kaygılar aslında dün e, hakim oldu ve bazen e, şudur. Yani borsada belirli e, yani seviyeler kıldıktan sonra e, bazı yatırımcıların panik satışları da üzerine evet. eklenir ve işte o devre kesicilerin girmesi de o zaten. Bir anda yüklü satışlar e, şey algoritma satışları devreye giriyor. Yani bilgisayarla yönetilen satışlar devreye giriyor. Bu yüklü satışları engellemek için de yani, ya panik e, satışları mı oluyor bunun? Hayır aslında şöyle algoritma satışları biraz daha bilgisayar üzerine hmm. yani yani bazı teknik düzeyleri kırdığı için fiyat, hmm. e, ise fiyatları hmm. o nedenle satılıyor. Bunların da şiddeti artmasın bir e, bireysel yatırımcı, daha küçük yatırımcı işte panikle üstüne eklenmesin diye de devlet destekleri devreye giriyor. Ama e, gün sonunda biz işte 8 milyona yakın bir e, yani yatırımcı tabanına sahibiz artık. E, bu tabi daha küçük portföylerle yatırım ve yapan işler var burada bunların panik algıları daha yüksek. Daha deneyimsizler. dolayısıyla böyle dönemlerde biraz daha orta uzun vadeyi gözlemek gerekiyor. Çünkü hani dün açıkçası borsa piyasa değeri neredeyse 20 milyar dolar değer kaybetti. Ya 20 milyar dolar ne demek? Yani ne oldu da 20 milyar dolar kaybettik biz? Yani tüm borsadaki şirketlerin değerleri açısından söylüyorum. Bunlar Türkiye'nin değerleri, varlıkları sonuçta bunu tabii herkesin değerlendirmesi lazım ama e, biraz daha sakin <laughs> ve uzun vadeli bakmak gerekiyor.